Evet, herkes clicker sorusuna dikkat etsin. Henüz cevap vermediyseniz tıklamanın tam zamanı. Son 10 saniye. Pekala. Bundan daha iyisini yapabilirdiniz. Dört yüzlü komplekslerde ligantlar arasındaki açı kaç derecedir? %9,5 derece. Negatif nokta yük olarak düşündüğümüz ligantlar D orbitalleri ile tam olarak karşı karşıya gelmemektedir. Eksenlerle 45 derecelik açı yapan orbitallere daha yakındırlar ve bu nedenle daha çok itilirler. Bu durum 8 yüzlü ve kare düzlem komplekslerde tam tersidir. 8 yüzlü ve kare düzlem komplekslerde ligantlar bazı D orbitalleriyle aynı doğrultudadır. 4 yüzlü yapılarda hiçbir ligant D orbitalleriyle aynı doğrultuda olmadığı için kristal alan yarılma enerjisi küçüktür. Yarılma enerjisi düşük olduğu için sistem yüksek spinli olmaya meyillidir. Elektronları tüm orbitallere önce birer birer yerleştiririz, sonra eşleştiririz. Eşleşmemiş elektron sayısı maksimum olduğu için sistem yüksek spinli olacaktır. Bugün geçiş metalleri ile ilgili son dersimizi göreceğiz. Kristal alan teorisini konuşmaya devam edeceğiz. Bugün renkler ve kristal alan teorisini konuşacağız. Renkler. Doğada çok güzel renkler var. Doğada gördüğünüz güzel renklerin bazıları geçiş metalleriyle ya da ligantlaşma ile ilgilidir. Şimdi bir örnek yaparak başlayacağız. Renklerin nasıl değiştiği, molekülün renginin yükseltgenme basamağına nasıl bağlı olduğu, molekül renginin onun ligantlaşmış haline nasıl bağlı olduğunu göreceksiniz. Dr. Taylor bu deneyi sizin için yapacak. Önce soruyu mu yoksa deneyi mi yapalım? Ne dersin? Demo mu? Tamam. Ekranda bazı tepkimeleri görmektesiniz. Tepkime devam ederken yükseltgenme basamağı değişecektir ve buna bağlı olarak ligantlaşma değişecektir. Bu da rengin değişmesini sağlayacaktır. Bu ilk rengi nasıl tanımlarsınız? Öneriniz var mı? Daha önce bu deneyi izleyen var mı? Şimdi ne olacak? Buna salınan saat tepkimesi adı verilir. Reaksiyon ilerlerken farklı renkler arasında bir çevrim meydana gelir. Renk bu şekilde değişir. Reaksiyon böyle mutlu mesut devam ederken orada ne olduğunu düşünebiliriz. Burada toplam 2 tepkime var ve 2 bileşene ayrılabilir. Şimdi clicker sorusu geliyor. İlk tepkimede iyoda ne olduğunu söyleyin. Son 10 saniye. Çok güzel. -1 yüklü iyodat anyonunda oksijenin yükseltgenme basamağı -2'dir. 3 oksijen var. O halde iyodun yükseltgenme basamağı +5 olmalıdır. Hipoiyodik asitte ise iyot +1 olmalı. Bu güzel bir quiz sorusuydu. Bu soruyu cevaplarsanız 3 puan alırsınız. Yanlış cevap verseniz bile 3 puan alırsınız. Fakat aslında bu 4 puanlık bir soruydu. Çoğunuz da doğru yapmış. Evet, iyot indirgenir. Bu tepkimede hipoiyodik asit üretilir. İkinci adımda ise tüketilir. Bu son tepkime 2 reaksiyona bölünebilir. Bu reaksiyonlardan ilkinde ne olduğunu bana söyleyin. Burada indirgenenler ve yükseltgenenler hangisidir? Son 10 saniye. Harika. Öncekinden biraz daha yüksek bir skor. Bulduğunuz gibi burada yükseltgenme basamağı +1 olan iyot 0'a indirgenmiş. Yine yükseltgenme basamağı -1 olan iyot 0'a yükseltgenmiştir. Yani iyot hem indirgenmiş hem de yükseltgenmiştir. Çözelti önce berraktı. Tepkime ilerlerken amber rengine dönüştü. Berrak çözeltide iyodür anyonları vardı. İyot molekülüne yükseltgendiğinde renk ambere dönüştü. Daha sonraki koyu renk ise iyot moleküllerinin nişasta ile yaptığı komplekse aittir. İkisinin rengi birbirinden farklıdır. Başka bir liganda bağlandığında renk hemen değişir. Metal çevresindeki ligantlardan çok fazla etkilenir. Çevresindeki ligantların türüne bağlı olarak öncekinden tamamen farklı renklere sahip olabilir. Bugün bunun niçin doğru olduğunu konuşacağız. Geçiş metaline koordine olmuş ligantların türüne göre komplekslerin rengini öngörmeye çalışacağız. Geçiş metalleri çok güzel renklere sahiptir. Benim laboratuvarımda çalıştığımız proteinler metale bağlanmıştır. İçlerinde metal kofaktörler bulunur. Bu nedenle çok güzel renklere sahiptirler. Bu alanı sevmemin başka bir nedeni de bu proteinlerin çok güzel renkli oluşlarıydı. Komplekslerin rengi metalin ve ligantın doğasına bağlıdır. Tekrar kristal alan teorisine dönebiliriz. Çok basit bir teoridir. Gözlenen renkleri açıklayabilir veya öngörmeye çalışabilir. Tekrar ediyorum, her zaman kesin sonuç vermez ama renklerini söylerseniz bunun niçin doğru olacağı hususunda mantık yürütebilirsiniz ve belirli koşullar altında renk aralığı ile ilgili tahminlerde bulunabilirsiniz. Buna biraz daha yakından bakalım. Ligantlar D orbitallerini yarma yeteneğine sahiptir. Daha önce geçiş metallerinde bahsi geçen kuvvetli alan ve zayıf alan ligantlarını bugün renkler bağlamında irdeleyeceğiz. Kuvvetli alan ligantlarında D orbitalleri arasındaki yarılma enerjisi büyüktür. Halbuki zayıf alan ligantlarında D orbitalleri arasındaki yarılma enerjisi küçüktür. Bugünkü 4 yüzlü kompleksle ilgili ilk soruda olduğu gibi. Burada da zayıf alan vardı. Burada unutmamanız gereken bazı şeyler var. Aslında bu derste hatırlamanız gereken şey çok. Ama bu 6 ligantın D orbitallerini nasıl yardığını hatırlamanız gerekir. Sağ tarafta 3 tane kuvvetli alan ligantı var. Siyano, karbonil ve ammin ligantları. Bunlar kuvvetli alan oluştururlar. Yarılma enerjileri büyüktür ve düşük spinli olma eğilimi gösterirler. Ortada 3 ligant var. Su, hidrokso ve floro ligantları. Şunu sorabilirsiniz. Bunları zayıf alan ligantları ile nasıl mukayese ederiz? Kuvvetli alan ligantları ile mukayese edebilir misiniz gibi. Sonra zayıf alan ligantları var. Çoğu halojenürdür. Kloro, bromo ve iodo. Bunlar zayıf alan ligantlarıdır. Yarılma enerjileri düşüktür. Yüksek spinli olma eğilimindedirler. Şimdi birkaç örneğe bakalım. Daha önce demir artı 3 iyonu içeren komplekslerden bahsetmiştik. Bununla ilgili iki durumu düşünebiliriz. Aynı metal, aynı yükseltgenme basamağı ama iki farklı ligant olsun. İlk durumda 6 su ligantı ve yüksek spin sistemi var. İkinci durumda ise 6 siyano ligantı ve düşük spinli bir sistem var. Önce yapmamız gereken şey D elektron sayısını bulmaktır. Bunun için demirin periyodik çizelgedeki yerine bakmamız gerekir. Grup numarası 8'dir. Yükseltgenme basamağı artı 3'tür. O halde 8 eksi 3 eşittir 5. Bu D5 sistemidir. Burada iki diyagram var. Bir tanesi yüksek yarılma enerjisine, diğeri düşük yarılma enerjisine sahip. Bu diyagramları clicker sorusunda dolduralım. Yüksek spinli sistem neye benzer? Son 10 saniye. Çok güzel. Sanırım en yüksek skorlarımızdan bir tanesini elde ettik. Bu doğru. Elektronları eşleştirmeden önce orbitallere birer birer yerleştirmemiz gerekir. Burada elektronlar orbitallere teker teker konmuş. Çünkü yarılma enerjisi küçük. Üst enerji düzeyine geçmek için çok fazla enerjiye ihtiyacı yok. Zayıf alanda elektronları eşleştirmek için daha çok enerji gerekir. Bu yüksek spin sistemidir ve eşleşmemiş elektron sayısı maksimumdur. Sağ tarafta ise yarılma enerjisi daha büyüktür. Elektronları üst enerji düzeyine çıkarmak için çok fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Bu nedenle önce aşağıdaki orbitalleri doldururuz. Sonra yukarıya geçeriz. İlk 3 elektronu yerleştirdikten sonra bunları eşleriz. Elektronları eşleştirmek yukarıya çıkarmaktan daha az enerji gerektirir. Bu kuvvetli alan ve düşük spinli bir sistemdir. Sol taraftaki zayıf alan ve yüksek spinli bir sistemdir. Maksimum sayıda eşleşmemiş elektronu vardır. Bunları tekrar yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki siyano kuvvetli alan ligantıdır. Halbuki su orta alan ligandıdır ve siyanür anyonuna göre çok daha zayıftır. Daha önce yaptığımız şeyleri yapmaya devam edebiliriz. Bu materyalleri tam olarak gözden geçirmiş oluyoruz. Şimdi DN elektron dizilişini yazalım. Aşağıdaki orbitallerin isimleri nedir? Evet, T2G. Burada kaç elektron vardır? 3. EG'de ise 2 elektron var. Sağ tarafta nasıl olur? T2G5. Elektron dizilişi için bir tekrar yapmış olduk. Bunlar kısa gösterimler. Bu diyagramların neye benzediğini söyler. Bu kavramları daha önce görmüştük. Peki, bu terimler neye dayanır? Kristal alan kararlılık enerjisine. Doğru. Pekala. Şimdi clicker sorusuna geçelim. Buradaki zayıf alan kompleksi için kristal alan kararlılık enerjisinin değeri nedir? Son 10 saniye. Evet, 0. Şimdi şuna bir bakalım. Aşağıda 3 elektron var. 3 çarpı eksi 2 bölü 5. Yukarıda 2 elektron var. 2 çarpı artı 3 bölü 5. Sonuçta toplam 0 olur. Burada kararlılık yok. Aşağıda 3 elektron, yukarıda 2 elektron varsa bu sistemde ilave bir kararlılık olmaz. Öncekine eşit olur. Pekala, düşük spinli sistemde durum nasıldır? Bu sistem için kristal alan kararlılık enerjisi ne olur? 5 çarpı eksi 2 bölü 5 eşittir eksi 10 bölü 5 oktahedral kristal alan yarılma enerjisi. Ayrıca 2 tane de eşleşme enerjisi var. Onları da buraya yazabiliriz. Bunlar daha önce yaptıklarımızın tam bir tekrarı oldu. Bunun gibi şeyleri bir süreliğine konuşmamıştık. Tekrar yapmış olduk. İyi oldu. Şimdi sıradaki diğer adıma geçeceğiz. Bu elektronlardan bazılarını boş orbitallere uyardığımızda ışığın hangi dalga boyunun soğurulacağını düşüneceğiz. 800'lü koordinasyon kompleksi tarafından soğurulan ışığın dalga boyu nedir? Liseden veya önceki derslerden hatırlarsanız fotonların enerjisi elektronları bir üst enerji düzeyine uyarmak için gereken enerji miktarını karşılıyorsa madde ışık fotonlarını soğurur. Şimdi dönemin ilk konularından birinin tekrarını yapalım. Daha önce bahsettiğim gibi bütün bilgiler bir araya gelmiş olur. Final için her şeyi gözden geçirmeniz gerekir. dönem içindeki farklı konular arasında bağlantılar vardır. Bunlar size tanıdık gelmeliydi. Soğurulan ışığın enerjisi eşittir Planck sabiti çarpı ışığın frekansıdır. Ama şimdi bunu başka bir terimle eşitleyebiliriz. Bu ünitede bahsettiğimiz bir terimle. Bu terim oktahedral kristal alan yarılma enerjisidir. Çünkü bir elektronu aşağıdan yukarıya çıkartmak için gerekli olan enerji yarılma enerjisidir. Farklı koordinasyon kompleksleri tarafından absorplanan ışığın dalga boylarını düşünebiliriz. Bu ne anlama gelir? Eğer soğurulan ışığın frekansı yüksekse, soğurulan ışığın dalga boyu düşük olacaktır. Bu ilişkiyi biliyoruz. Şimdi dönemin başına geri dönelim. Liseden ya da fizik derslerinden hatırlayabilirsiniz. Işığın frekansı ve dalga boyu arasındaki ilişkiyi gösteren çok kullanışlı bir formülümüz var. Işık hızı eşittir ışığın dalga boyu çarpı frekansıdır. Eğer soğurulan ışığın frekansı yüksekse dalga boyu küçük olacaktır. Örneğimize geri dönelim. Su içeren yüksek spinli bir kompleksimiz var. Yarılma enerjisinin 171 kJ bölü mol olduğu daha önceden biliniyor. Ligand siyanür anyonu ise yarılma enerjisi 392 kJ bölü mol olur. Bu kuvvetli alan kompleksi olduğu için yarılma enerjisi daha büyük. Su orta alan ligantıdır. Bu nedenle yarılma enerjisi daha küçüktür. Bu değerleri kullanarak soğurulan ışığın dalga boyunu hesaplayabiliriz. Önce yüksek spinli sistem için hesaplayalım. Formülü tekrar düzenleyebiliriz. Bu iki ifadeyi birleştirdiğimizde dalga boyu eşittir Planck sabiti çarpı ışık hızı bölü oktahedral kristal alan yarılma enerjisidir. Şimdi elimizdeki değerleri yerine koyalım. Bu ünitede dikkat etmemiz gereken şeylerden biri terimlerdir. Yarılma enerjisi genelde kilojül bölü mol olarak verilir. Halbuki Planck sabiti jül çarpı saniyedir. Işık hızı metre bölü saniyedir. Bu birimlerden birini diğerine dönüştürmeliyiz. Burada kilojülü jül yaptık. Böylece dalga boyu metre cinsinden elde edilecektir. Daha sonra nanometreye çevirebiliriz. Ayrıca buradaki mol terimlerinden de kurtulmalıyız. Bunun için Avogadro sayısını kullanırız. Şimdi birimler birbirini götürdü ve doğru birimi elde ettik. Saniyeler, moller, jüller ve kilojüller birbirini götürdü. Sadece metre kaldı. 7.00 çarpı 10⁻⁻7 metre. Sizce ışığın dalga boyu için bu elde ettiğimiz değer mantıklı bir sonuç mudur? Evet, çünkü bunu nanometreye çevirebiliriz. Çevirdiğimiz zaman elde ettiğimiz değer 700 nanometre olacaktır. Eğer farklı bir şey yaparsanız ve Avogadro sayısını unutursanız çok tuhaf sonuçlar bulursunuz. Problemi doğru yaptığınızdan emin olmak için sonucu kontrol etmeniz oldukça iyi bir yoldur. 700 nanometre. Bunun hangi ışık olduğunu hatırlayan var mı? Sizce bu hangi renge karşılık gelir? Evet, kırmızı. Kompleks kırmızı ışığı soğurmuş. Şimdi aynı işlemi siyanoligandı ile düşük spinli sistem için yapalım. Sadece oktahedral kristal alan yarılma enerjisini 392 kilojül bölü mol olarak yazacağız. Bu durumda ışığın dalga boyu 305 nanometredir. Bu daha küçük bir dalga boyudur. Soğurulan ışığın dalga boyu su için 700 nanometre, siyanür anyonu için 305 nanometre olarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki skalaya bakalım. Buna göre aqua kompleksi kırmızı ışığı, siyano kompleksi ise mor ışığı soğurur. Biraz da geçen ışığı konuşalım. Sorulan ışığın rengi, geçen ışığın renginin tamamlayıcısıdır. Yarılma enerjisi ya da ligantın türü hakkında bir şey biliyorsak, renk hakkında da bir şey biliyoruz demektir. Şimdi başka bir örnek yapalım. Elimizde iki krom kompleksi var ama renkleri farklı. Önce aqua kompleksine bakalım. İlk komplekste kromun yükseltgenme basamağı kaçtır? Sizce kaçtır? +3. Peki ammin ligantlı kompleks için kaçtır? +3, ve +3. Kromun D elektron sayısını bulalım. Grup numarası kaçtır? 6. 6-3 eşit 3. D3 sistemi. Peki bu komplekslerde koordinasyon sayısı kaçtır? 6. Krom atomuna 6 tane ligant koordine olmuş. 8 yüzlü bir sistem var. Su ne tür bir liganttır? Evet. Orta kuvvetli bir liganttır. Peki amonyak yani ammin ligantı kuvvetlidir. O halde su ammin ligantına göre daha zayıftır. Burada amonyak yani ammin ligantı kuvvetli alan kompleksi oluşturur. Su yani aqua ligantı zayıf alan kompleksidir. Burada iki diyagram var. Biri yüksek yarılma enerjili, biri düşük yarılma enerjili. Sizce diyagramlar aynı mı görünecektir, yoksa farklı mı? Aynı görünecek. Çünkü elimizde sadece 3 elektron var. Diyagramlar aynı olur. İki durumda da elektronları düşük enerjili orbitallere yerleştiririz. Karar vermemize gerek yok. Çünkü 4. elektron yok. İşimiz kolay. Diyagramlar aynı görünüyor. Bugünkü konuyu işlemeden önce tamam işimiz bitti, diyagramlar aynı deyip işi bitirirdik. Ama şimdi ikisinin aynı kompleks olmadığının farkındayız ve farklı özelliklere sahipler. Diyagramlar aynı görünse bile. Çünkü sol tarafta bir elektronu uyarmak için gerekli olan enerji sağ taraftakine göre daha düşüktür. Dolayısıyla iki komplekste soğurulan ışık farklıdır. Bu geçen ışığın da farklı olması anlamına gelir. Bir tarafta zayıf alan, diğer tarafta kuvvetli alan var. Devam edelim ve bu iki durumu düşünelim. İlkinde yarılma enerjisi daha küçüktür. Enerji daha düşüktür, sorulan ışığın frekansı daha düşük olacaktır. İkinci durumda yarılma enerjisi daha büyüktür. Enerji farkı daha yüksek olacaktır, sorulan ışığın frekansı daha yüksektir. Tekrar edelim. Sorulan ışığın frekansı düşükse, sorulan ışığın dalga boyu yüksektir. Veya sorulan ışığın frekansı yüksekse, dalga boyu düşük olacaktır. Geçen ışığın rengi sorulan ışığın tamamlayıcısıdır. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Sizce tamamlayıcı renkleri insanlar ne zaman öğrenir? 6. sınıfta mı? Yoksa daha mı erken? Ben tam olarak hatırlamıyorum. Ama sanırım çok erken öğrendik. Bana sık sık sınavda tamamlayıcı renkleri verecek misiniz, yoksa bunları bilmemiz gerekiyor mu diye soruyorlar. Sınavda bunların başka bir şeklini veriyoruz. Bu ders için anaokulu notlarınızı tekrar etmenize gerek yok. Bu bilgi çok erken öğreniliyor. Tam olarak ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Işığın renkleri birbirini tamamlar. Ama buradaki renk çemberi oldukça yaklaşık sonuç verir. İlk komplekste sorulan ışığın dalga boyu daha uzundur. Çünkü yarılma enerjisi küçüktür. Bu nedenle geçen ışığın dalga boyunun daha kısa olmasını bekleriz. bu bileşiği sentezlediğinizde renginin mor olduğunu görürsünüz. Diğer komplekste soğurulan ışığın dalga boyu daha kısadır. Çünkü yarılma enerjisi daha yüksektir. Bu nedenle geçen ışığın dalga boyunun daha uzun olmasını bekleriz. Nitekim bu bileşiğin rengi sarıdır. Renklere geri dönecek olursak gördüğünüz gibi zayıf alan ligandında geçen ışığın dalga boyu kısadır, kompleksin rengi mordur. Kuvvetli alan ligandında geçen ışığın dalga boyu uzundur, bileşiğin rengi sarıdır. Elimizdeki krom komplekslerinde kromun yükseltgenme basamağı aynıdır. İkisi de 800'lü komplekstir. İkisinde de 6 ligand vardır. Ve oktahedral kristal alan diyagramı aynıdır. Buna rağmen bir bileşiğin rengi mor, diğerininki sarıdır. Pekala, size gerekli bilgiler verilerek sizden kristal alan yarılma enerjisini kilojül bölü mol cinsinden hesaplamanız istenebilir. Yarılma enerjisi verildiğinde bunun nasıl olduğunu görmüştük. Soğurulan ışığın dalga boyunu hesaplamıştık. Aynı şekilde bunun tersi de sorulabilir. Buradaki başka bir krom bileşiğinde bunu görelim. Soğurulan ışığın en şiddetli dalga boyunun 740 nanometre olduğu verilmiş. Rengin ne olmasını beklersiniz? Yeşilimsi olmasını bekleriz. Bu şekilde bir tahmin yürüteceksiniz. Tekrar ediyorum. Kimya deneysel bir bilimdir. Tamamlayıcı renkler kavramıyla soğurulan ışıktan yola çıkarak geçen ışığın rengini tahmin edebilirsiniz. Soğurulan ışığın frekansını hesaplayabiliriz. Dalga boyu verilmiş. Işığın hızını kullanalım ve değerleri yerine koyalım. Cevap, ışığın frekansı 4.05 çarpı 10 üzeri 14 saniye üzeri eksi 1'dir. Şimdi kristal alan yarılma enerjisini hesaplayalım. Planck sabiti ve frekansı kullandığımızda cevabın 2.68 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül olduğunu buluruz. Bu problem bitti mi? Problemi ne olarak sormuştu? Kilojül bölü mol olarak sormuştu. Biz bunu yapmadık. Şimdi bu değeri kilojül bölü mole çevirmeliyiz. Vurgulamak istiyorum. Finalde bundan çok puan kaybediyorsunuz. Burası puan kaybetme yeri değil. Gerçekten zor problemlerden puan kaybedin. Bunun gibi yerlerden değil. Çoğunlukla kilojül bölü mol olarak sorulur. Ne sorulduğundan emin olun. Kazançlı çıkarsınız. Burada tam bir birim çevirme yapacağız. Mole çevirmemiz için Avogadro sayısını kullanmamız gerekir. Böylece 160 kilojül bölü mol olarak buluruz. Şimdiye kadar görmüş olduğunuz kristal alan yarılma enerjisi değerlerine yakın bir değer. Maalesef bazı koordinasyon komplekslerinin rengi yoktur. Bazı komplekslerin rengi niçin olmaz? Bir şey neden renksiz olur? D orbitalleri var. Bir geçiş metali var. Tüm D orbitalleri için geçerli bir şey. Bir örnek vereyim. Tüm D orbitalleri dolu olabilir. Bu çok sık karşılaştığımız bir durumdur. Görünür bölgede DD geçişleri olmaz. Bu duruma uyan pek çok metal vardır. Çinko ve kadmiyum en çok bilinen iki tanesidir. Ve biyolojik sistemlerde bize çok problem çıkartır. Neden böyle olur? Çünkü her ikisi de 12. gruptadır. Yaygın yükseltgenme basamağı artı 2'dir. 12 eksi 2 eşittir 10, D10 sistemine sahiptirler. 2 iyon içinde durum böyledir. Yani tüm D orbitalleri doludur. Çinko biyolojik sistemlerde çok önemli bir metaldir. Bütün D orbitalleri dolu olduğu için renksizdir. Bu nedenle bir enzimde çinko olup olmadığını söylemek zordur. Sanırım bu problem setinde şöyle bir soru vardı. Çinko kendisine bağlı olan grupların pK'sını değiştirir. Bu biyolojik sistemlerde niçin önemlidir? Onun işi genelde budur. Biyokimyacılar çinko içeren proteinlerde bu problemle sık sık karşılaşır. Bu proteinlerin rengi yoktur. Bunlar paramanyetik değildir. Bildiğiniz gibi paramanyetik sistem görürsek "Oh, eşleşmemiş elektronlar" deriz. Bu durumda sistemde metal olması gerektiğini anlarız. Fakat çinko için böyle bir spektroskopik ölçüm yoktur. Çoğunlukla biri kristal yapıyı belirler. Böylece proteinde çinko bulunduğunu anlarız. Mekanizmasının bir parçası olarak kadmiyum kullanan çok fazla protein olduğunu biliyor musunuz? Kadmiyum hakkında ne biliyorsunuz? Evet, kadmiyum zehirlidir. Eskiden barbekülerde kaplama malzemesi olarak kullanılırdı. Çok zekice değil. Çinko zehirlenmesi önemli bir problemdir. Bilim adamları onun mekanizmasını çözmek için uğraşıyorlar. Tekrar ediyorum, kadmiyumla çalışmak zordur. Çünkü spektroskopik sinyali yoktur. Pekala, geri dönelim ve kısa bir tekrar yapalım. Renkler hakkında neler konuştuk görelim. Zayıf alan ligantları var. Bunları hatırlamak zorundasınız. Orta alan ve kuvvetli alan ligantları var. Bunları da hatırlamak zorundasınız. Zayıf alan ligantlarında yarılma enerjisi düşüktür. Zayıf alan kompleksi düşük enerjili ışıkları soğurur. Işığın frekansı düşüktür. Dalga boyu uzundur. Komplekslerden geçen ışık, soğurulan ışığın tamamlayıcı rengidir. Bu genelde şu anlama gelir. Kompleksin rengi spektrumun bir ucundadır. Rengini tam olarak söylemek zordur. Bu doğru değildir. Ama genelde spektrumun mor, mavi, yeşil ucunda bulunur. Kuvvetli alan ligantları yüksek yarılma enerjisine sahiptir. Yüksek enerji, yüksek frekans, kısa dalga boyu demektir. Bunların tamamlayıcı renkleri sarı, turuncu ve kırmızı ışıktır. Çarşamba günü verilecek 9. problem setimizdeki bazı problemleri bu dersten sonra hızlıca bitirebilirsiniz. Bu konuyla ilgili problemler olacak. Kobalt kompleksi spektrumdaki birçok renge sahip olabilir. Son olarak bir biyolojik örnek daha vereyim. Buradaki renkler gerçektir. Bu kobalttır ve B12 vitaminine koordine olmuştur. Bir ligant parlak kırmızı, başka bir ligant turuncu, diğeri ise pembe renktedir. Moleküllerin renklerine bakarak B12 vitamininin yükseltgenme basamağını söyleyebilirsiniz. Pekala, problem setinizin çözümü için gerekli olan her şeyi öğrendiniz.